Ekonomideki riskleri konuşalım istiyorum biraz. Ekonomik kriz kapıda mı değil mi yoksa Türkiye bu resesyon sürecini, staglasyon sürecini hiçbir krize girmeden atlatabilecek mi? Biraz bunları konuşmamız gerekiyor. Tabi bunları konuşurken hem uluslararası risklerden hem de ulusal risklerden bahsedeceğim. Aynı zamanda da tabi Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir iki veriye de değineceğim. Bugün Türkiye ekonomisinin en önemli verilerinden birisi açıklandı. Nedir o? Enflasyon verisi %10.56'ya yükseldi. Geçen ay %8.55 gelmişti. Tekrar çift haneye yükselmiş oldu böylece. Peki bu gerçekçi bir rakam mı? Yani geçen ayki rakamı ben gerçekçi bulmadığımı söylemiştim. TÜFE'nin gerçekçi olmadığını, TÜİK'in güvenilirliğini her geçen gün biraz daha kaybetmeye başladığını söylemiştik. Bu ay gerçekçimi yani 10.56'ya yükseldi. Bu doğru bir rakam mı? Hayır bence bu da yine çok ama çok iyimser fiyatlarla oluşturulmuş bir rakam. Aylık %0.38 oranında bir artış görüyoruz enflasyonda. Çekirdek enflasyon %6.67'den %9. 95'e yükseldi. Çekirdek enflasyon çok önemli göstergelerden birisi. Çünkü enflasyonun yükseliş eğilimini bize gösteriyor. Hızlı mı yükseliyor yoksa daha yavaş, daha sakin mi yükseliyor? Yatay mı seyrediyor? Bütün bunları çekirdek enflasyondan öğreniyoruz. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde zaten baz alınan enflasyon çekirdek enflasyon. Bizde genel itibariyle tüketici fiyat endeksi. Şimdi nedir çekirdek enflasyon? Onu kısaca sizlere anlatayım sonrasında devam edelim. Çekirdek enflasyon anlık verilerden arındırılmış enflasyon diyebiliriz. Anlık verilerle kastım şu yani çok hızlı hareket değiştirebilen, çok hızlı fiyat etiketi değiştirebilen verileri çıkartıyorlar. Bunun içinde işte dolaylı vergiler de var, enerji de var, gıda da var. Yani bu tür çok hızlı hareketlenebilecek ya da kamu tarafından etkilenebilecek verileri çıkartıyorlar. Bunun sonrasında kalan veri bize çekirdek enflasyonu veriyor. Bakın %6.67'den %9.95'e çıkması bile önemli bir değişim. Ama şunu da söyleyeyim sizlere. Yani bu bile çok iyimser bir rakam bana göre. Bunun çok daha üzerinde bir çekirdek enflasyonun olması gerekirdi. Üretici fiyatlarını hiç aylık bazda bakmıyorum bile ben. Neden? Çünkü üretici adam zaten bunu her ay baz almıyor. Yıllık bazda bakmak çok daha önemli. Onun için üretici fiyatlarını 12 aylık ortalamalara göre değerlendireceğim. %19.68 neredeyse %20'ye varan bir enflasyon rakamıyla karşı karşıyayız üretici fiyatlarına. Peki bu ne demek? Üretici yeni zamlarla karşımıza çıkacak demek sadece üretici değil bir de devletin üreticiye yaptığı zamlar yani vergiler ÖTV artışları falan da girdiği zaman işin içine artışların çok daha yüksek olduğunu hep birlikte göreceğiz. Zaten kış ayları da geldi. Kış aylarıyla birlikte meyve sebze gıda fiyatlarında da astronomik artışlar görebiliriz. Nitekim bazı ürünlerde özellikle bazı kurutulmuş ürünlerdeki fiyat artışları dudak uçuklatır cinsten. Yüzde üç yüzler, yüzde dört yüzlerden falan bahsediliyor. İşte onun üzerinde şöyle örtmeye çalışıyorlar. Geçen sene patatescilere yaptıkları gibi ya işte toptancı üretici bunu çok uygun fiyata üretiyor ama alıp satan perakendeci acayip kar bindiriyor üzerine falan diye anlatmaya çalışıyorlar. Bence tablo tamamen onun dışında o ayrı bir konu. Ayrıntılı olarak konuşuruz zaten. Aylık en yüksek artış %2.69'la giyim ve ayakkabı grubunda. Bakın, giyim ve ayakkabı en temel ihtiyaçlardan birisi yani. Barınma, giyinme, tabii ki gıda. Bu üç enstrüman çok önemli hayatımızda fiziksel ihtiyaçlarımız ve her ay bu üç gruptan bir tanesi çok hızlı yükseliş kaydediyor. Bence gıda grubu da aslında çok hızlı yükseliş kaydetti ama yıllık en fazla artış, bakın yıllık en fazla artış şaşırmayacağınız bir grup. Alkollü içecek ve tütün ürünlerinde %43.35'lik bir artış gerçekleşmiş. Diğer taraftan eğitimde yıllık artış %14.35. Çeşitli mal ve hizmetlerde %14.03, sağlıkta %13.85, lokanta ve otellerde %13.07 olmuş. Bakın hiçbiri %13'ün altında değil görüyor musunuz? Aslında bütün bunların ortalaması alınsa zaten enflasyon %13.5, %14 civarında bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ama tabi tornavida başı, pimpon topu falan işin içine soktuğunuz zaman onlarda fiyat artışı yoksa hatta düşüşü varsa ne yapıyorsunuz? Enflasyonu aşağıya çekmiş oluyorsunuz. Bakın yalan bilgi verilmiyor. Belki yanlış bilgi de verilmiyor TÜİK tarafından. Sadece kalemlerle oynanıyor. Ya da o ürün gruplarının ağırlıklarıyla oynanıyor. Böylece enflasyonun düşük çıkması sağlanıyor. Yoksa ortada yalan, yanlış falan yok. Şimdi siz gıdanın ağırlığını azaltırsanız, giyimin ağırlığını azaltırsanız, ulaştırmanın ağırlığını azaltırsanız, yerine de pimpon topuyla tornavida başını koyarsanız enflasyonu düşük çıkartırsınız. Bununla ilgili bir sıkıntı yok yani. Ve Kasım'da zaten bu şu söyleyeceğim bütün tabloyu ortaya koyuyor. Demek istediğimi çok net bir şekilde sizlere aktarıyor. 296 ürünün fiyatı artıyor. Evet 400 ürün var. 296'sının fiyatı artıyor. 33 ürünün fiyatı değişmiyor. 89 ürünün fiyatı düşüyor ve 10.56'lık bir enflasyon karşımıza çıkıyor. Şimdi neden ben bu rakamları gerçekçi bulmuyorum? Biraz bunları konuşalım. Yani rakamlara boğup bırakmayacağım tabii ki sizleri. Neden ben enflasyonu gerçekçi bulmuyorum? Geçen ay hadi 8.55'ti tek hane dedikleri için gerçekçi bulmadık. E bu ay adamlar 10.56'lık enflasyon açıkladı. Daha neyini gerçekçi bulmuyorsun diyeceksiniz. Valla ben enflasyonumu artık fileme torbama göre değerlendiriyorum. Kim ne derse desin ya da evime gelen faturalara göre değerlendiriyorum arkadaş. Ben her gün pimpon topu yiyip tornavida başı çıkartmadığım için doğal olarak ekmek yediğim için, su içtiğim için, markete gidip peynir aldığım için, zeytin aldığım için, kendime ya da çoluğuma çocuğuma ayda yılda bir de olsa ayakkabı kıyafet alabildiğim için ben bu fiyatlara göre değerlendiriyorum. Ve bir bakıyorum geçen yıl işte 20-30 liraya satılan tekstil ürünleri bu sene 150-160 lira olmuş. Hem de o çok ucuz dediğimiz mağazalarda. Buyurun gidin bakın. Geçen seneki fiyatları 30-40 lira olan ürünler 150-160 lira civarında. Peki ben başka neye göre değerlendiriyorum? Vallahi en ucuz marketlere gidiyorum. Hani o zincir marketler var ya, bakkal gibi mahalle aralarına bile açılan. Onlara gidiyorum. Onlarda her ay fiyatlar acayip %30, %40, %30, %40 değişiyor. Bazı ürünleri zaman zaman stabil tutmaya çalışıyorlar. Ama genel itibariyle mutlaka bir veya iki ürünün fiyatları çok fahiş oranlarda değişiyor. Ve bunun sonrasında ne oluyor? Ben 100 liraya göre değerlendiriyorum. Hani lazım bir lafı var ya ben hep 50 liralık alıyorum diye. Ben de hep 100 liraya göre değerlendiriyorum enflasyonu. 100 lirayı cebime koyuyorum. Bu 100 lirayla geçen ay filemi ne kadar doldurabiliyordum? Bu ay filemi ne kadar dolduruyorum ona bakıyorum. Ve her ay miktar çok ciddi oranda düşüyor arkadaşlar. Evet çok ciddi oranda o filenin dolma oranı düşüyor. O zaman diyorum ki bana söylenen enflasyon değil bu. Yani bana diyorlar ki %8 enflasyon ama benim torbanın yarısı boşalmış. Bana diyorlar %10 enflasyon ama benim torbanın dörtte 3'ü boşalmış artık sadece 100 lirayla dörtte birini doldurabiliyorum. O zaman bir sıkıntı var bu işte diyorum. Ya da eve gelen elektrik faturasına bakıyorum, su faturasına bakıyorum, doğalgaz faturasına bakıyorum. Kullanımım aynı. Kullanımımla ilgili hiçbir değişiklik yok ama fiyat sürekli artmaya devam ediyor. Hem de öyle %3, %5 değil, %10'lar, %20'ler, %30'lar oranında artış kaydediyor. Ha diyorum o zaman demek ki benim buradaki enflasyonumda da bir problem var. Başka ne yapıyorum? Mesela gidiyorum bazı internet siteleri var biliyorsunuz. İşte satış gerçekleştirebiliyorsunuz orada. Emlak fiyatlarını görebiliyorsunuz. Araç fiyatlarını görebiliyorsunuz. Çok büyük siteler. Aklınıza gelmiştir zaten hangi siteden bahsettiğim. Geçen yılla bu yılki araba fiyatına bakıyorum. Geçen yıl 80 bin lira olan arabanın fiyatı bu yıl 140 bine çıkmış. İkinci elde de sıfırda da fiyat farklılıklarını kendiniz koyun. Yani oransal olarak söylüyorum. Yani geçen yıl 100 bin lira olan sıfır araç bu yıl 150-160 bin lira olmuş. O zaman bir problem var diyorum. O da ondan dolayı da ben bu enflasyonu gerçekçi bulmuyorum. Ben TÜİK'in de bu enflasyonu gerçekçi bulduğu kanaatinde değilim bu arada. Bir yıl tevatür dolaşıyor. İşte TÜİK bir markete gitmeden önce ya da bir ürünle ilgili fiyat almadan önce orayı arıyormuş. Hazırlıklı olun geliyoruz diyormuş. Tevatürdür değildir bilemem. Ama bu çok konuşulmaya başlandı. Yani TÜİK düşünsenize alo ben geliyorum dediği zaman o market o gün indirim yapıyor. TÜİK gidiyor fiyatları alıyor ve bunun sonrasında da uygun fiyatlar çıkıyor. Ama TÜİK'in fiyatlarıyla benim fiyatlar bir türlü uyuşmuyor. Sizin fiyatlar uyuşuyorsa bir şey diyemem. Valla benim fiyatlar uyuşmuyor baba. Yani ben gittiğimde hep zamlı alıyorum. Belki bana gıcıklar. O da olabilir. Yani Selçuk gelsin de nasıl çakalım bu adama diye bakıyorlar pek. Onun için sizin enflasyonunuz %10 iken benim enflasyonum %50 olabilir. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ama şaka bir yana Türkiye'deki enflasyon oranlarının bunun çok ama çok üzerinde olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. İşsizlik oranları gibi. Bakın işsizlik de işte %13, %14 diyorlar bize. Oysaki işsizlik her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Bakın cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik rakamları açıklanıyor. Ve bu ortamda ve bu ortamda bir yandan da doların baskılanması ile birlikte ithal ürün girdilerimiz daha da fazlalaşıyor. İthalat artıyor, ihracat azalıyor, reel sektör sıkıntıya giriyor bu ortam içerisinde. Enflasyon bu kadar yukarıdayken, insanların geliri bu kadar düşükken, harcama kabiliyetleri bu kadar azken doğal olarak reel sektör büyük bir sıkıntıya giriyor. Reel sektör sıkıntıya girince ne oluyor? Dükkanlar kapanıyor, kobiler kapanıyor. Pek çok sanayici artık Türkiye'de yatırım yapmak yerine gidiyor Bulgaristan'da, Çekoslovakya'da falan eski ismiyle şimdi Çekya oldu. Çekya'da yatırım yapıyor. Çin'de yatırım yapıyor. Ya da daha stabil ülkelerde yatırım yapıyor. İşsizlik daha da artıyor. İnsanların gelir düzeyi daha da aşağıya düşüyor. Biz asgari ücret tartışmaları yapıyoruz. Mesela asgari ücretle ilgili artış da yapamıyoruz. Çünkü bütçe deliği giderek büyüyor. Oradaki bütçeyi kısarken saray harcamalarını her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Ya da savunma harcamalarımızı her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Oralarda hiçbir kısıntı olmuyor. Bla 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 bir yığın hikaye yani. Ve bunun sonrasında Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Tabi bunlar bizim yurt içindeki risklerimiz. Bir de yurt dışı risklerimiz var. Onlar ne? İşte Amerika ile papaz oluyoruz. Diyoruz ki bütçe açığımızı kapatmamız lazım. O zaman Türkiye'deki tüm dijital firmalardan da vergi alacağız. Doğru bir yaklaşım mı? Doğru bir yaklaşım ama normal koşullar içerisinde. Siz zaten dolaylı vergileri arttırdıkça dolaylı vergi toplayamamaya başladınız. Kaça arttırdınız. E, kurumlar vergisini zaten toplayamıyorsunuz. E, bir de dijital alanlarda ekstra vergiler koymaya kalkarsanız... Bırakın o adamlardan vergi almayı çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalırsınız. İşte açıklama geldi bile. Diyor ki Amerika cephesi dijital hizmet vergisiyle ilgili soruşturma açabiliriz. Hatta biz de sizin gümrük vergilerinizi arttırabiliriz diyor. Şimdi bana ne canım çeksinler gitsinler diyebilirsiniz. İyi de onlar giderse biraz daha işsizlik olacak. Biraz daha sıkıntı büyüyecek. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. E, öbür taraftan Yaptırım konusunda yine o Lindsey Graham'la e, kankası var biliyorsunuz Van Hollen. Onlar bastırıyorlar. Trump'a bir an önce bu yaptırımları hayata geçir diyorlar. O yaptırımlar gündeme gelirse Türkiye için işler daha da sakata girecek. Hala üretmeyen bir ülke olduğumuz için, ithalatta ısrar ettiğimiz için herhangi bir kur şokunda, kur şoku olmaz baba. Nasıl olmaz abi? Yani kur şoku öyle bir olur ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bir anda doların böyle 8 lira, 9 lira, 10 lira olduğunu görürsünüz. Gözlerinize inanamazsınız. Öyle bir durumda da bu fırsatçılar ya da fırsatçı olması bile maliyetleri artan firmalar ya da devlet ister istemez fiyatları tekrar yukarıya çekecek. Bu bizim daha da fakirleşmemiz anlamına gelir. Üretim odaklı bir ülke olmadığınız sürece Dolardaki her yükseliş bizim için büyük bir risk. Ve bu yaptırımlar çok ciddi bir risk barındırıyor. E diğer taraftan NATO krizi var. Londra'da herkes bizim karşımızda duruyor. Herkes bize tavırlı, cepheli Avrupa Birliği'nden Amerika'sına kadar. Ve bu nedenle, Oradan çıkacak her açıklama piyasaları darmadağın edebilir. Amerika'daki yaptırımlar piyasaları darmadağın edebilir. Kuru üzerinde çok ciddi şok oluşturabilir. ABD Savunma Bakanı Esper NATO konusunda bizim yanımızda durmadıklarını net bir şekilde açıklıyor. Trump her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı benim kankam ben Türkiye'yi seviyorum şiş kebap rakı güzel dese de aslında tablonun öyle olmadığını biliyoruz. Trump öyle konuşuyor iyi polisi oynuyor arka planda görüyorsunuz Mark Esper'in açıklaması ortada. Herkes Türkiye'nin ajandasına uymak zorunda ve onaylamak zorunda değil. Herkes onların tehdit olarak gördüğünü tehdit olarak görmek zorunda değil diye açıklama yapıyor anlayacağınız o tarafta da çok ciddi riskler var. İşte bu uluslararası riskler, Türkiye'deki ulusal riskler, cari açık problemi önümüzdeki aylarda, kur riskinin hala devam ediyor olması enflasyon konusunda ve büyüme konusunda TÜİK verilerinin inandırıcılığını iyiden iyiye yitirmesi, BDDK'nın inandırıcılığını yitirmesi, Merkez Bankası'nın inandırıcılığını yitirmesi, bütün bunlar totalde bir araya geldiğinde çok ciddi riskler barındırıyor. Bir de bunun yanına özellikle kamu bankalarının görev zararlarını koyduğunuzda, özel bankaların köşeye sıkıştırılmasını koyduğunuzda, Yerli yabancı tüm yatırımcıların Türkiye'den bir an önce topuklama derdinde olduğunu da ortaya koyduğunuzda işler iyiden iyiye karışıyor. Şimdi soruyorum bu kadar büyük riskler varken yan yana üst üste nasıl koyarsanız koyun artık yerinize bağlı olarak. Türkiye'de bir ekonomik kriz çıkmama ihtimali var mı? 1- Türkiye'de bir kur şokunun yaşanmama ihtimali var mı? 2- ve bu kuru bu seviyelerde daha ne kadar tutabilirler? 3. Kur patlarsa bu ekonomi ne hale gelir? 4. Bütün bu soru işaretleri bundan sonra sürekli konuşmaya devam edeceğimiz konular, konu başlıkları olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Evet, Kasım ayı enflasyonu 10.56. Hayırlı uğurlu olsun. İki haneye çıkmış olması bence inandırıcı olduğu anlamına gelmiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Çekirdek enflasyona baktığım zaman, yıllık artışlara baktığım zaman diğer gruplardaki %14'ün hatta %15'in altında bir enflasyon olduğuna Türkiye'de inanmıyorum arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle sabah ya da gündüz yaptığım videolarda, dışarıda çektiğim videolarda bundan sonraki süreçte sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Daha doğrusu yanıtlama demeyelim de sorularınız üzerine yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. İzlerseniz memnun olurum. Görüşene kadar hoşçakalın.